Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin vurulduğu anda kameraların önünden koşarak geçen Mahsun Gürkan'ın annesi Şeni Gürkan, Azadi TV'ye konuştu. Anne Gürkan'ın anlatımlarından Mahsun Gürkan'ın olayın hemen ardından annesiyle telefon yoluyla konuştuğu ortaya çıktı. Olay günü Sur'da yaşanan çatışmaları basından öğrenen Şeni Gürkan kaygılanarak oğlu Mahsun Gürkan'ı aramış. Olayın ayrıntılarını ise bu telefon konuşmasında öğrenmiş. İşte telefonumu açtı, sonra yine açtım diye anam evdeydim, sonra geliyor. En son telefonumu açtım diye ana eve gidiyorum diye demeyeyim geleyim oraya. Şeni Gürkan'ın anlatımlarına göre Tahir Elçi cinayetinin yaşandığı gün kameraların önden koşarak uzaklaşan Mahsun Gürkan ve Uğur Yakışır, bir gün önce yaşamını yitiren kuzenleri Süleyman Yakışır'ın mezarını ziyarete gitmişti o gün. Mezar ziyaretinin ardından Yeniköy Mezarlığı yoluna çıktıklarında bekler halde olan taksiye bindiler. Oradan kuzenleri Süleyman Yakışır için taziyelerin kabul edildiği Temra Yas Evi'ne gittiler. Toptancılar sitesi civarında bulunan Yas Evi'ne gitmeden önce de bir çelenk yaptırdılar. O sırada taksi şoförünün üzerinde telsiz gören Mahsun Gürkan, "Sen git, biz buradayız." diyerek taksiyi gönderdi. Taziye evinde bir süre bekledikten sonra yola çıkan Mahsun ve Uğur, caddeye çıkar çıkmaz önlerinde bir taksi daha durunca şüphelenerek taksiye binmedi. Daha sonra yanlarına yaklaşan başka taksiye bindiler ve Sur ilçesine doğru yola koyuldular. Mahsun Gürkan, annesi Şeni Gürkan'a yolda taksi şoförüyle aralarında yaşanan diyaloğu da anlattı. Şeni Gürkan'ın anlatımlarına göre Mahsun Gürkan taksi şoförüne Sur ilçesinde herhangi bir hareketlilik olup olmadığını sordu. Taksi şoförü ise herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Mahsun Gürkan ve Uğur Yakışır, Balıkçılarbaşı semtine varmadan şoföre 50 TL para vererek inmek istediler. Taksi şoförü bozuk para olmadığı gerekçesiyle parayı çevredeki esnaftan bozdurmak istedi. Mahsun Gürkan, "Sorun değil, kalsın, bizi indir," dedi. Ancak o sırada polislerin taksiye yönelmesiyle birlikte çatışma çıktı. Mobese kameralarına yansıdığı gibi iki kişi polise ateş açtıktan sonra Tahir Elçi'nin basın açıklaması yaptığı sokağa doğru koştu. Mahsun Gürkan'ın bu noktadan sonrasına dair annesine anlattıkları ise hayli ilginç. "Biz sokağa doğru koşuyorduk. Ateş açmadık. Dört ayaklı minareye varmadan önce sokak girişinde sağ taraftaki sokağa girmek istedim. Sokaktan polisler çıkınca devam ettim. Karşı tarafta ve arkamda da vardı. Tek yapabildiğim hızla koşmaktı. Uğur önden koştu. Ben arkasındaydım. Polis üzerime ateş açıyordu. Nereden çıktıklarını anlamadım. En son elimdeki silahı polise fırlatarak koştuğum sırada biri başından kan fışkırarak önümde bana bir metre mesafede yere düştü." Mahsun Gürkan'ın sözünü ettiği kişi Tahir Elçi'ydi. "Yani ne tuzak varsa onlar hem bu çocukların şeyi mahvetti, ben onların hakkını bırakmıyorum onlara. Hem de bu adamı orada öldürdü. Her iki bir şeydi yani.